Peki anneanneden perde var efendim. Geçen haftalarda bir genç anneannesinden kalan antika değerindeki perdeyi satışa çıkarmış ve tam 900 bin lira fiyat biçmiştim. O ilandan sonra benim de perdem var, benim de perdem var diyen antikacıların yolunu tuttu. Telefonlardan başlarını kaldıramaz hale gelmişler. İşte o isyan geliyor şimdi. Yaya geldik bir kere. Anneannemin çeyizinden anneme kalmış kaç senelerdir sandıkta bekliyor. Perdesini söken antikacıya koşmaya başladı. Anneannemin perdesi var. Kaça alırsınız? Bir de öyle uçuk fiyatlar ki fırtına kopuyor. Ölürüm vallahi. Anneanne perdesi furyası antikacıları çıldırttı. Bu türler para etmiyor. Lütfen bu konuda bizi aramayın. Bıktık, usandık artık. Ben 900 bin TL'ye koydum. Ancak tabii ki pazarlık payı var. Günde 10 kişi arıyor beni. Benim perdem var antika. Telefonlarımız susmuyor diyen antikacılar hem uyardı hem antika perdenin özelliklerini anlattı. İpliklerini tek tek sayarsınız. O düğümlüklerin arkadaki ipliğin devamını görürsünüz. Sivas'ta bir genç anneannesinden kalma perdeyi 900 bin liraya satışa çıkardı. Bununla birlikte bir perde akımı başladı. Para para para. Para para para. Hiçbir deformasi ya da güve izi falan yok. Meraklısına antika koleksiyoncularına istedikleri fiyattan satabilirim umarım. Kesinlikle bu türler para etmiyor. Bunun için bizi de rahatsız etmeyin. Artık işimizi yapamaz hale geldik. Bu furyadan korkmaya ama zaman zaman da tebessüm etmeye başladım. Öyle bir akım ki evde perdesi olan onları aldı ve antikacıların yolunu tuttu. Hem de kalitesine, türüne bakılmaksızın. 900 bin değil. Hayır hayır, bunlar çok afaki abartılı rakamlar, olamaz yani. Birilerini kandırma yoluna gidecekler büyük bir ihtimalle, ben bunları çok yaşadım. Aşk bahçemi süsleyen. Peki gerçek antika bir perde nasıl anlaşılır? Mesela şu an önümüzde gördüğünüz işte bu perde 1880'li yıllarda üretilmiş ve oldukça değerli. Arnavut ipek saten bir perdedir. Üzerindeki tasarım ve çizgisi baroktan sonraki dönemdir. Antikacıların bir de uyarısı var. Kimler çıkacak ortaya biliyor musunuz? Dolandırıcılar çıkacak ortaya şu anda. Bende antika perde var deyip birbirlerini kandırmaya başlayacaklar. Havalardıkça kaçan ateş böceğim misin? Ya bu tamamen bir sosyal medya mucizesi, balonu diyebileceğimiz bir hikayedir. Şimdi orada gerçekten antika değerinde perde deyince orada altın sırmalı perdeleri çıkardı. Bilmem kaçıncı yüzyıldan kalma barok dönemidir vesairedir. Yani antika denildiğinde işte bu işin ustalarına sormak lazım. İşte bu perdenin tamamdır, nostaljik olarak size çok büyük bir yeri vardır. Ne hatıralar, anılardır ama yani bu ya da 70 yıllık olması şunu değerli kılmıyor. Vallahi manevi Dubai çikolatası nasıl tuttuysa Dubai perdesi de nasıl alıcı buluyor bu kadar yani. Şu perdelere 900 bin lira ben yaptım oldu. Ver ya, yaz ya, bir sürü işte görüyorsun. Arkadaşımız. Evet, bu fiyat nasıl biçildi acaba? O da enteresan. Bir de çok da kendinden emin, çok da tatlı maşallah. Hani sizde bu zeka varsa güzel kardeşime söylüyorum oradaki. Anneannenin perdesine bu fiyatı biçen o zekayı gerçekten iş ama mesela konularında annesi, yatırım anneanne, yapmak. Şeyde kraliçede, şeyde Fransa'da kraliçeymiş mesela hani. Aa gerçekten evet. Ha? Büyük bir para olmaz mı o zaman? Ya da Osmanlı'nın bir sarayında. Hayat ama yani mal ortada. Şimdi bilmiyorum ki yani oradan nereden geldiği evet, de ortada. Evet. Dolayısıyla hani bu hayalden bir çıkalım. Antikacıları da biraz rahat bırakalım. Fakat güzel, komik bir hikaye oldu. Çok da merak edildi. Evet. Söyleyecek bir şey yok.